Kenton kabartma tozuyla tüm ailenin iştahını kabartan Ayşe Hanım gururla sunar. Kenton pudingle evde yüzleri güldüren İpek Hanım gururla sunar. Kenton trileçe ile ev halkından tam puan almayı başaran Elif Hanım gururla sunar. Mutfakta en büyük yardımcınız Kenton ürünleriyle birbirinden pratik ve leziz tarifleri hazırlayın. Misafirlerinizi gururla sunun. Kenton ürünleri Ramazan ayına özel indirimli fiyatlarda Ayşeoğlu Dev Gross'ta. Dev Gross iftar vakti programını sunar. Değerli Kanal Urfa izleyicileri, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan bu Ramazan ayına bizleri ulaştıran Yüce Rabbime hamdü senalar ediyor. Ve ekran başında bizleri izleyen siz kıymetli ve değerli izleyicilerimizi de selamların en üstünü ve en güzeli olan Yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyiciler, her gün farklı bir konuda kanalımızı bir eğitim merkezi gibi kullanarak sizlere faydalı, hayırlı programlar yapmaya çalışıyoruz bu mübarek günlerde. Her iftar vaktimizde farklı bir konuyla, farklı bir konukla evlerinize misafir oluyoruz. İnşallah bugün de Şanlıurfa Şehitlik Camii İmam Hatibi Ali Şen hocamız bizimle birlikteler. İnşallah kendileriyle Ramazan ve sabır konusunu bu akşam, bugün iftar vaktinde işleyeceğiz. Öncelikle Ali hocama, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. İyisiniz. Elhamdülillah, sizleri sormalıyız Allah inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ettik hocam. Biz teşekkür ederiz. Program akışı gerekiyor hocam. Öncelikle programımıza sözlerin en üstünü ve en güzeli olan Kur'an-ı Kerim ile başlıyoruz. İnşallah Allah izin verirse bir aşırı okuyalım. İnşallah ondan sonra da İnşallah. Ramazan ve sabır konusunu hocamızla birlikte işlemiş olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yestevi أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات
semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Âmentü billahi sadakallahul azimul fatiha. Değerli izleyiciler, Ramazan deyince, Ramazan bir anlamda terbiye alıyor, Müslümanı terbiye ediyor, eğitiyor. Farklı farklı konulara her akşam değinirken, bu akşam da Ramazan bizi sabır konusunda nasıl eğitiyor? Emin olun, sabır, Müslümanın ana merkezine indirmesi gereken en önemli kişilik özelliklerinden birisi olması gerek. Çünkü oruç tutuyorsun, yemek önünde var, yiyemiyorsun. Su önünde var, içemiyorsun. Sabrediyorsun. Neyi? Zamanın gelmesini. Yani Ramazan ayı bize sabrı öğretiyor. Ey Müslüman, sabırlı olmayı öğren diye. Şimdi Ali hocamız bize, bir Müslüman hocam Ramazan ayında bu sabır konusunda nasıl davranmalı? Çünkü en ufak bir şey olduğu zaman diyor, bak oruçluyum ama beni sinir etme. Sinir etme, böyle hemen kızgınlığımız ortaya çıkıyor. Yani bir Müslüman nasıl davranmalı bu Ramazan ayında sabır konusuyla ilgili olarak? Bunlar hocam, ben de bir duayla başlayayım inşallah. Bütün seyircilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Malumunuz, bugün bir hocamızı kaybettik, Ömer hocamı. Ömer Döngel hocamı burada anmak istiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Ömer hocam, Kur'an bir hedef belirler. Kur'an'ın hedefi yeryüzünde müttaki ve ahlaklı bir insan, müttaki ve ahlaklı bir toplum inşa etmektir. Yani Kur'an'ın hedefi fert ve toplum bazında hem müttaki hem de ahlaklı bir fert ve toplum inşa etmektir. Şimdi dikkat ederseniz, Ramazan ayı derken aklımıza ilk gelen şey Kur'an'ın bu aydaki nüzulüdür. Yani Ramazan ayına değer katan iki tane elimizde neyimiz var? Değerimiz var. Birisi Kur'an, birisi oruç. Yani Ramazan'ı Ramazan yapan şey İçinde indiği Kur'an, bir de Ramazan günü fecrin doğuşundan gün batımına kadar tutmuş olduğumuz oruç ibadetidir. Kur'an muhatabını bilgi olarak, teorik olarak yüklerken oruç bunu pratiğe döker. Kur'an ferdi ve toplumu bilgi olarak, teorik olarak yükleme yaparken oruç bunu ne yapar? Pratiğe döker. Kur'an bize kendimizi tanıtır. Kur'an bize çevremizi tanıtır. Kur'an bize bizi yaratanı tanıtır. Oruç ayı bunu pratiğe döker. Biraz önce zikrettiniz. Önünüzde sofranız var. Sofrayı sermişsiniz ama bir türlü eliniz uzanmıyor. Değil mi? Uzansa da yiyemiyorsunuz. Yiyemiyorsunuz. Bardaklar su dolu. Susuzluktan kıvranırken su içemiyorsunuz. Yani Kur'an teorik olarak bizleri inşa ederken oruç bizleri pratik olarak inşa ediyor. Hayatın merkezine Kur'an'ı koyuyoruz biz. Tabii. Çünkü hayatın merkezinde Kur'an var. Şimdi pratik hayatı biz neye göre inşa ederiz? Kur'an'a göre. Kur'an'a göre, bilgiye göre. Kur'an bizi bilgilendirir. Dikkat ederseniz Kur'an'ın başında Allah Azze ve Celle Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fih
huden lil muttakin buyurur. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki kendisinde şek ve şüphe yoktur. Muttakiler için doğru yol rehberidir. Allah Azze ve Celle bize Kur'an'ı rehber ve imam kılırken ne yapıyor? Kur'an bizi inşa ediyor. Bize rehberlik yapıyor. Dünyevi ve uhrevi hayatımızı inşa ederken Kur'an bize rehberlik yapıyor. Yani mümin dünyasını da inşa ederken, ahiretini de inşa ederken bunu Kur'an'ın rehberliğinde ve imamlığında yapmalı. Yani Kur'an bizim birinci rehberimiz, hayat reçetemiz. Evet. Bütün ilaçlarımızın ana merkezi Kur'an'dır. Oradan beslenecek bir mümin ve Müslüman. Evet. Evet. Şimdi biraz önce yine zikrettiniz, dediniz ki bazı kardeşlerimiz oruç tutar ama ikide bir şunu söyler. Yaklaşma bana, ben oruçluyum. Sinir etme beni. Sinir etme beni. Halbuki biz ne dedik? Oruç bizi pratik olarak inşa eder. Müttaki olma ve ahlaklı olma yolunda oruç ne yapar? Kur'an'dan aldığımız bilgiyi pratiğe döktürür. Kur'an bize Asr suresinde şöyle haber verir. Estaizu billah, bismillah. Vel asri innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. İnsan ziyandadır. Niçin? Çünkü insanoğlunun şu dünyada en büyük sermayesi ömrüdür. Ve her geçen saniye, dakika, saat, gün insanoğlunun sermayesinden ne yapıyor? Eriyip gidiyor. Allah Azze ve Celle insanoğlunun ziyanda olduğunu haberini verdikten sonra istisna getiriyor. İlla diyor, ancak İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Şu ziyandan, şu husrandan kendisini kurtaran insanlar var. Kim? İman edenler. İmanın üzerine salih ameli inşa edenler, birbirine hakkı tavsiye edenler, birbirine sabrı tavsiye edenler. Sabır dördüncü basamak hocam. Dördüncü basamak. Yani diğer üç tanesi olacak ama evet, bu üçünü tamamlayan sabır olmadığı zaman eksik oluyor. Şimdi üstad, hadiste sabır üç kısma ayrılıyor. Evet. Birincisi Allah'a itaat üzere sabır. İkincisi Allah'a isyan etmeme üzere sabır. Üçüncüsü ise bela ve musibetlere sabır. Kur'an insanı inşa ederken insana şunu der. Ey insan, sen şu dünyada fanisin, geçicisin. Bu fena ile birlikte senin önemli bir vazifen var. Bu vazifen seni yaratan Allah'a karşı kulluktur. Sen bu kulluğu neyle ifa edersin? Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirerek, artı imtihan gereği nefsine, evladı iyaline, çevrene ve malına gelecek bela ve musibetlere sabır göstererek ancak kazanabilirsin. Demek ki biz Ramazan ayında Kur'an ve oruçla sabır konusunda takviye alırken Allah'a itaat etme üzere sabır. İşte Ramazan ayı. Fecrin doğuşundan gün batımına kadar
yememek üzere Allah'a itaat, içmemek üzere Allah'a itaat, şehveti terk etmek üzere Allah'a itaat. Bitti mi? Bitmedi. Bir de Allah'a isyan etmemek üzere sabretmemiz lazım. O da nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oruçlu insan için bu hadisi zikreder. Men lem yed'a kavle'z-zuri ve'l-amale bihi feleysa lillahi hacetun fi en yed'a ta'amahu ve şerabahu. Diyor, kim ki yalan konuşmayı, yalanla amel etmeyi, yalan yere şahitlik yapmayı terk etmezse, o kişinin yemesini, içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Demek ki mümin bu ayda bir taraftan yeme, içme ve şehveti Allah'a itaat için terk ettiği gibi, Allah'a isyan sayılacak sözler, fiiller ve tavırlardan da uzak kalmalı, uzak durmalı. Yani şu şekilde bir, şimdi oruç açlık, sade açlık değildir. Evet. Oruç sudan uzak, yemekten uzak durmak değildir. Allah-u Teala'nın bizim ne aç kalmamıza ihtiyacı var, ne de susuz kalmamıza ihtiyacı var. Allah bir anlamda orada bizi terbiye ediyor. Ey kulum diyor, yeme, içme, sabret. Peki kul ne yapıyor hocam? Allah muhafaza. Şimdi yemedi, içmedi, sinirlendi. Hanıma çattı, evlada çattı, arkadaşa çattı. E bu nasıl olacak o zaman? Şimdi Ömer hocam, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. Bakın dikkat edin. Evet. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. İslam ayrı, beş şey ayrı. Nedir? Buniyel İslamu ala khamsin, şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikametis salah ve itaiz zeka ve savmu şehr Ramazan ve hiccül beyti men istata'a ileyhi sebile. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. Bu kelime-i şehadet, beş vakit namaz, malın zekatını eda, Ramazan ayında oruç tutma, bir de gücü yetenin Allah'ın evine hac etmesi. Şimdi dikkat edin. Başka bir hadiste el-İslamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktır. İslam güzel ahlaktır. Hani bir önceki hadiste İslam beş şey üzere bina edilmişti ya. İşte güzel ahlak olan İslam beş şey üzere bina edilmiş. Şehadet, namaz, oruç, hac ve zekat. Şimdi bunlarla ilgili ayetlere baktığımız zaman insanı nasıl inşa eder? Namaz. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Zekata geliyorsun. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Oruca geliyorsun. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. İslam güzel ahlaktır. Bu güzel ahlakı elde etmenin yolu da İslam'ın beş temel rüknüdür. Ama bu beş temel rüknü İslam'ın emrettiği şekilde ifa etmekle kişi ne yapabiliyor? İslam'ın güzel ahlakını elde edebiliyor. Oruç tutuyor, kimse yaklaşmasın. Oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Oruç tutuyor, zikirden uzak. Oruç tutuyor, Kur'an'la irtibat yok. Oruç tutuyor, merhamet ve şefkatten uzak. Buna baktığımız zaman biz bu Müslümana orucun yok diyemeyiz. Eğer kişi fecrin doğuşundan gün batımına kadar yemeden, içmeden ve şehvetten kesilmiş de bunu Allah rızası için yapmışsa nedir? Bu adam oruçludur. Ama
orucun bir dünyevi hükmü vardır, bir de uhrevi hükmü vardır. Orucun dünyevi hükmü nedir? Farziyetin kişiden düşmesidir. Uhrevi hükmü nedir? Cennetin kapılarından birinin ismi neydi? Reyyan. İşte kim ki orucu Allah'ın emrettiği şekilde tutarsa, yani hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, kim ki Ramazan ayına iman ederek ve ecrini yalnız Allah'tan bekleyerek orucunu tutarsa ne olur? غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Geçmiş günahları af oluyordu. İşte ahirette o Reyyan kapısından girebilmek için müminin oruç tutarken İslam'ın ahlakını da kuşanması lazım ki bunların başında ne geliyor? Sabır geliyor. Şimdi hocam inşallah konu akışı böyle gidiyor. Evet. Bu güzelliklerden bahsettiniz. Özellikle ikinci bölümde şunu konuşmak istiyoruz. Oruç, Ramazan ayı, sabrediyor Müslüman. Bu sabreden Müslümanlara gerçi biraz üstünden değindiniz. İnşallah onu biraz açalım. İnşallah. Sabretti, oruç tuttu. Bunun mükafatı nedir? Evet. Bunu biraz konuşalım. Yani biraz teşvik amaçlı da olsa oruç tutanla tutmayan fark etsin yani. Allah-u Teala birisi Allah rızası için aç kalacak. Yemeyecek, içmeyecek. Canı çektiği halde dokunamayacak. Evet. Birisi de geçecek öbür tarafta, bizim Urfa tabirine, ye babam ye, iç babam iç. Bu da mükafat alacak, bu da mükafat. Öyle bir şey yok. Yok. Peki bu zorluğa sabreden bir müminin indi ilahide bunun karşılığı ne olur? Bunu inşallah ikinci bölümde konuşalım. İnşallah. Okan kardeş, bir ilahimiz hazırsa, Hüseyin ilahisini istersen alalım müsaitse. Sabır gerçekten önemli bir konu hocam. Yani müminin hayatında böyle yer edinmesi gereken, evet, en önemli düsturlardan, evet, birisi. İnternet. Kerbela'nın iyiydi, koku bilmez Hüseyin'imiz.
Değerli izleyiciler, bugün Alişen hocamla Ramazan ve sabrı konuşuyorduk. Şimdi özellikle inşallah reklamlardan sonra şu konunun üzerinde duracağız. Mükafat, orucun mükafatı nedir? Yani bir insan aç kalıyor, susuz kalıyor, bunun karşılığını belki bu dünyada görmüyor gibi ama öyle bir mükafat veriliyor ki kendisine, dünya kadar malı olsa, onun tamamını harcasa, vallahi olan o verilen mükafatların belki böyle bizim Urfa tabiriyle tırnağı yetmeyecek. Peki nedir bunlar? İnşallah bunları da reklamlardan sonra hocamla konuşacağız. Bazen bana soruyorlar, Refika yemeklerin nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Zarifleri nereden buluyorsun? Hangi baharatları kullanıyorsun? Malzemeleri kimden alıyorsun? Lezzetli yemekler için herkesin bir sırrı vardır. Benimki de İçim Şef Krema. İçim Şef Krema ile şeflerin sırrı sizin de mutfağınızda. İçim Şef Krema Ramazan ayına özel indirimli fiyatıyla Ayşeoğlu Devgros'ta. Devgros'un katkılarıyla İftar Vakti programı devam edecek. Ramazan paylaşınca güzel. Ayşeoğlu Devgros'ta Ramazan ayına özel ister hediye çeki, ister Ramazan kolisiyle ihtiyaç sahibi ailenin ya da sevdiklerinizin yüzünü güldürün. Sipariş için 0537 441 0238. Konsept, yeni dizayn. Farklı tasarım ve mimarisiyle sizi büyüleyecek bir mekan. Cafe Extra. Kahve tadında. Ve perakende oyuncak mağazası Toru Plaza, Şanlıurfa'nın kalbinde, şehrin merkezinde açıldı. Binlerce çeşitten oluşan ürün yelpazesi ve açılışı özel indirimli fiyatlarla oyuncak alanında aradığınız her şey Toru Toys'ta. Toru Toys, Türkiye'nin oyuncak adresi. Ramazan paylaşınca güzel. Ayşeoğlu Devgros'ta Ramazan ayına özel ister hediye çeki, ister Ramazan kolisiyle ihtiyaç sahibi ailenin ya da sevdiklerinizin yüzünü güldürün. Sipariş için 0537 441 0238. Thank you.
kolay lokma. Eşsiz lokma lezzeti ve eğlence dolu ejderha nefesiyle iki farklı tat bir arada. Urfa City AVM Açık Otopark katında sizi bu doyumsuz lezzete bekleriz. Uzay lokma. Bir lokma lezzet. Başka. Sahur sofralarının eşsiz lezzeti İçim Labne, Ramazan ayına özel indirimli fiyatıyla Ayşeoğlu Devgros'ta. Devgros'un katkılarıyla iftar vakti programı devam ediyor. Değerli izleyiciler, bugün iftar vakti programımızda Şehitlik Camii İmam Hatibi Alişen hocamızla birlikte Ramazan ve sabır, sabrın bize kazandırdıkları, Ramazan'ın bize kazandırdıkları ile ilgili kendisine böyle sohbet ederken birinci bölümde özellikle bir noktada kaldık. Dedik ki hocam, bir mümin, bir Müslüman yemiyor, içmiyor, sabrediyor, dayanıyor. Ta geceye kadar canı arzu ettiği halde, canı çektiği halde bakıyor, bakıyor ama dokunamıyor. Gerçekten zor bir şey. Bir gün değil, iki gün değil, bir ay boyunca Müslüman bu ahlakı ediniyor. Sabır ahlakını kazanıyor oruçla. Peki bu şekilde sabreden bir Müslümana mükafatı nedir hocam? Yani bir tarafta bakıyorsunuz, birisi almış önünde çeşit çeşit yemekler yerken diğeri aç kalıyor. Görünürde ortada bir şey de yok gibi ama öyle değil. Öyle bir mükafat veriliyor ki, vaat edilen mükafat. Bir mümin oruç tuttuğu zaman kendisine verilen mükafatı Allah bize nasıl ifade ediyor? Değerli hocam, tabii ki her ibadetin maddi, dünyevi faydaları olduğu gibi uhrevi faydaları da var. Evet. Mesela Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oruç tutunuz, sıhhat bulunuz buyurur. Bu dünyevi maddi bir faydadır. Şimdi bir mümin için önemli olan kıyamet günü hesaba giderken, ameller mizanda tartılırken bu orucun kendisine faydası ne olacak? Öyle değil mi? Asıl mesele. Asıl mesele o. Yani müminin şu dünyada en önemli, en mühim meselesi, yarın Allah'a nasıl hesap verebilirim? Şu mizanda, yani kıyamet günü amellerin tartıldığı mizanı ben nasıl salih amellerle doldurabilirim de takılmadan geçebileyim? Şimdi mümin amelleri birincisi taabbudi olarak, yani Allah rızası için işler. Namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır. İmanının gereğini yapar. Bu evet. Bir. İkincisi, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oruçlu için şöyle buyurur. Oruçlunun ağız kokusu Allah'ın indinde mis kokusundan daha güzeldir. Düşünün. Sizi yaratan, yaşatan, rızkınızı veren, size yerleri ve gökleri musahhar kılan Allah Azze ve Celle Ramazan ayında tutmuş olduğunuz o oruçlu ağzın kokusu, o büyük zatın yanında mis kokusundan daha güzeldir. İnsanlar çekinirken, ağız kokusundan uzaklaştırırken Allah-u Teala'nın verdiği mükafata evet. Var. Yani genellikle
Ramazan günü oruç tutan Müslüman da insanda bir ağız kokusu olur. İnsan evet, bir özellik olarak. Ve insan bu kokudan bazen ne yapar? Rahatsız olur. Ama bizim rahatsızlık duyabileceğimiz bir koku bizleri yaratan Allah'ın indinde mis kokusundan daha güzeldir. Kokuların en güzelinden daha güzel olan koku. Evet. Allah katında bu kadar kıymetli ve değerli. Aynen üstadım. Müslümanın ağzından gelen koku. Amin. Bir diğer faydası, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur. Oruçlu insan için iki sevinç anı vardır. Birisi, bis-saimi farhatan. Oruçlu insan için iki sevinç anı. Birincisi, inde iftarihi. İftar ettiği zaman. Ta şefakın atışından gün batımına kadar Allah'a itaat ettiği ve akşam ezanı ile birlikte orucunun iftarını ederken mümin bir sevinç yaşar. Bir sevinç hali yaşar. Neden? Çünkü oruç tutmuştur. Kendisini yaratan Allah'a o gün itaat etmiştir. Gününü itaatla ne yapmıştır? Bitirmiştir. İftar ederken sevinir. Bir de ve farhatun inde liqa'i rabbihi. İkinci bir sevinç anı vardır ki Rabbi ile buluştuğu gündür. Üçüncü bir sevinç ve bir fayda neydi? Dedik ki cennet kapılarının bir tanesinin ismi Reyyan idi. O kapıdan ancak dünyada Allah rızası için oruç tutan insanlar girecektir. Düşünün. Kapı sadece oruçlulara özel. Oruçlulara özel. Oruç tutmayan oradan giremez. Giremiyor. Başka kapılar var. 8 kapı var. Evet. Ama o kapıdan orucu hayatına sirayet etmiş, orucu kendisini tabiat haline getirmiş, orucu kendisini tutmuş, o da orucu tutmuş insanlar o kapıdan girecek. Bitti mi? Bitmedi. Allah Azze ve Celle kutsi hadiste Adem oğlunun bütün amelleri kendisinedir der. Ancak oruç müstesna. O benim içindir. Mükafatını ben veririm. Şimdi bir de mükafatını veren Allah. Allah. Cömertlerin cömerden büyük aynen olan Allah. Aynen. Mesela ibadetlerde işte 10 en azı 10 en fazla 700 kadar sevaplar zikredilirken oruç için ucu açık bir sevaptan bahsediliyor. Onun mükafatını ne insan ne melek bilemiyor. Onun mükafatını bizzat insanı yaratan Allah verecektir. Bu olay başka ibadetlerde yok değil mi? Yok hocam. Sadece oruca özel. Oruca özeldir bu. Allah sadece mükafat vereceğiz. Melekler yazmasın. Melekler dursun. Kalemler dursun. Onun mükafatını ben vereceğim. Yani melekler şu anda sağda ve solda hayır ve şerri yazan melekler oruç yazar ama mükafatını yazamıyor. Kalemler yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor. Malumunuz bazı ayetlerin sonunda وَيُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ Allah dilediğine kat kat ecirler verir. Düşün, kendisine cennetten özel bir kapı hazırlanmış. Değerli hocam. Benim aklıma şöyle bir tablo geldi. Hocam bir hayal kurdum. Buyurun. Ahirettesiniz. Mizana amelleriniz tartılıyor. İyilik tarafı az. Az kaldı. Yani geçecek kötülüğü ama az kaldı. Boynunuzu bükmüşsünüz. Düşünüyorsunuz. Ya Rabbi sonum ne olacak? O anda bir nida geliyor. Evet. Büyük büyük bir sevap geliyor. O da duruyor. Bak acaba diyor bu sevap kimin? Kimin? Allah-u Teala diyor bu da benim kulumun, defterde olmayan, benim verdiğim mükafat olan orucun mükafatı. Onu da terazinin diğer tarafına koyununca var ya hocam, o kulun sevinci, o kulun neşesi görülmeye değer. İşte onu elde etmenin yolu bu dünyadan geçiyor. Aynen. Evet. Aynen. Yani ahiretteki mükafatların ve sevinçlerin yolu şu dünya hayatında yaşamış olduğumuz hayattan geçiyor.
bu dünyada öyle bir hayat yaşamalıyız ki hem dünyamızı cennete hem de ahiretimizi cennete dönüştürsün. Hem dünyamızı cennete hem de ahiretimizi cennete dönüştürsün. Değerli hocam, şimdi mümin sorgulayan insandır. Nereden geldim, niçin geldim, nereye gidiyorum sorularına cevap bulması gerekiyor. Eğer mümin insan bu üç soruya Kur'an ve sünnet ışığında cevaplar bulursa, inanın sorunlar çözülüyor. O sokakta veya evde oruç tutmayan kardeşlerimiz bu üç soruya cevap buldukları zaman artık elleri o sofraya gitmeyecek. O sigaraya gitmeyecek. O Allah'a isyan sayılacak. Şu Ramazan günündeki bütün sözlerden, fiillerden, tavırlardan uzak kalacak. Bugün sıkıntımız sorgulamıyoruz. Sormuyoruz. İnsanlığın sıkıntısı bu hocam. Şimdi bu, gerçekten bu üç soruyu insanlık kendine sorduğu zaman var ya, dünyada ne savaş olur, ne kavga olur, ne küslük olur, ne sıkıntı olur, ne şu olur, ne bu olur. Yeter ki bu üç soruyu sorsun ve bu üç soru doğrultusunda bir hayat yaşasın. Üstad, insanlık alemi İslam aleminden bunu bekliyor. Yani önce Müslümanlar kendini sorgulamalı. Ben kimim? Nereden geldim? Niçin geldim? Nereye gidiyorum? Şimdi düşün, bu soruyu kendine soran insan, hemen karşısına bir hadis çıkıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur, İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Böyle bir hadisle karşı karşıya, yani kim olduğunu öğrendi. Ben kimim? Ben kimim? Ben kulum, kul. Ben yeryüzüne imtihan edilmek üzere gönderilen kulum ben. Aşı boş yaratılmış bir varlık değilim. Değilim. Beni yaratan bir mabut var. Ve beni yaratırken bir hikmete, bir gayeye matuf yarattı. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'da insanın eşref-i mahluk olduğunu haber vermektedir. Düşün, insanda zişuur dediğimiz şuurlu varlıkların tümünden hisseler var. Meleklerle ortak yönümüz var. Evet. Cinlerle ortak yönümüz var. Affınıza sığınıyorum. Hayvanlarla ortak yönümüz var. Hayvanlarla ortak yönümüz nedir? Onlar da yiyor, biz de yiyoruz. Onlar içiyor, biz de içiyoruz. Onları da şehvetten istifade ediyor, biz de ediyoruz. Öyleyse eşref-i mahluk olan insanın görevi bu değildir. İnsan bunun için gelmiş olamaz. Yemek, içmek, yatmak için değil. Değil. Asli görevimiz bu değil. Bu tali bir görevdir. Bu tali görev asli göreve hizmet eder. Nedir? Dedik ya, kulluk. Yani düşünün, şuraya bir kolluk kuvvetinden bir kardeşimiz gelse, rütbesinden dolayı bizi önüne katıp götürebilir. Niye? Ha deriz ki işte görevlidir, sırtını devlete dayamıştır. Kulluk da bizim rütbemizdir. Biz kulluk rütbesiyle Allah'a dayandığımız zaman yerde ve gökte her şey insana hizmet ediyor. Melek insana hizmet ediyor, cin insana hizmet ediyor, nebatat insana hizmet ediyor, meyveler insana hizmet ediyor, madenler insana hizmet ediyor, güneş, ay ve yıldızlar insana hizmet ediyor, yerin altı, yerin üstü ve ikisi arasındaki her şey insana musahhar ediliyor. Ama rütbemizi takınırsak, yani o kulluk görevimizin bilincinde ve şuurunda olursak, oruç tutarken bizim hedefimiz nedir? Bizi yaratan Allah'ı razı etmektir. Şimdi değerli hocam, oruç tutarken ki tek bir niyetimiz olacak. Niyet o. İşte demesinler, bak bu da oruç tutmamış ha. Demesinler ya, diye değil, değil. Değil. Asla öyle bir şey aklından geçirme. Boşu boşuna da çile çekme, akşama kadar aç susuz kalma. Aynen. Ya Rabbi sen emrettin. Sen emrettinse benim için akan sular durur ya Rabbi. Senin rızan için, senin merhametin için, senin sevgin için, senin aşkın için ben bu orucu tutuyorum. Bu orucu tutuyorum. Dediği zaman mesele bitiyor. Niyetim bu. Evet. İbadetin
kabul şartı ikidir. Birincisi, ihlas dediğimiz niyetin yalnız Allah rızası için olması. İkinci şartımız da şer'i şerife, yani dini İslam'ın emrettiği şekilde yapılmasıdır. Yani oruç için işte tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar demiş. Sen kalkıp bunu güneş doğduktan sonra gece 12'ye kadar yapamıyorsun. Niye? Şartları kim koymuştur? Bizzat din koymuştur. Allah'ın çizdiği sınırlar doğrultusunda hareket edersen ise oruç olur. Bravo. O sınırları aşarsan ise olmaz. Niyetle birlikte sınırlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dedik ya, bazı kardeşlerimiz oruçlu olduğu halde sıkıntıları var. Şunu bilsinler. Bir insan bir ağacı ekerken o ağacın için eker, meyvesi için eker. Ey oruç tutan kardeşim, biraz önce saydığımız manevi mükafatlardan, evet, dünyada ve ahirette istifade etmek istiyorsan şu oruç ağacının meyvesi nedir? Güzel ahlaktır. Hedefin Allah rızası olacak ve orucunu da seni hoş olmayan karakterlerden ve huylardan temizleyecek, seni güzel huylarla bezemesi lazım. Şefaat dediniz ya hocam az önce, benim aklıma yine böyle bir, aklımda böyle bir hayal canlandırdım. Şöyle, dünyanın en zengin kişisi gelse şu anda ahirette bir tarafta, dünyanın en zengini şu anda, diyelim ki dünyanın en zengini nerede? Amerika'da birisi. O insanı götürseler öbür dünyaya, bir de bizim memleketin, İslam aleminin en fakiri, oruç tutmuş fakiri, ahirette yan yana gelseler ve reyhan kapısı orada. Evet. O dünyanın en zengini dese ki, ya Rabbi ben bütün malımı vereceğim, yeter ki beni o kapıdan geçir. Bütün malını vermesine rağmen Allah onu geçirtmeyecek. Aynen. Dünyadayken Allah rızası için oruç tutmuş, ne malı var, ne mülkü var, ne başını sokacak bir evi var. Böyle bir insan oruç tutmuş, onun tuttuğu oruç da o reyhan kapısından geçecek ama o dünyanın en zengin olan insanın yapmış olduğu o mal var ya, onu verecek, o bile geçerli değil. Aynen. Oruç bu kadar kıymetli ve değerli. Aynen. Riyanın karışmadığı tek amel oruçtur. Namazlar riya olabilir, insanlar gösteriş evet, için onu ifa edebilirler. Camiye gider veya cemaate gider veya bir toplumda otururken kalkayım ben de bir abdest alayım diyebilir. İşte malını, zekatını verirken veya işte infak ve hasenatta bulunurken gösteriş için işte gel bakayım çıkarıp toplumda sadakasını verebilir. İşte hacca giderken bunu yapabilir. İşte ben hacca gittim. Ya biz işte Arafat'ta böyle yaptık, şöyle yaptık. Ama şişir, kimse riya için aç ve susuz kalmaz. Ve şimdi yanımızda bir kişi oturmuş olsa işte ben aç ve susuz kaldım, işte oruçluyum demez. Onun için saydığımız mükafatların da en önemlisi dostum nedir biliyor musun? Hani başta Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Ramazan'la ilgili bir hadisini okumuştuk. Men sâme Ramazâne imânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembihi. Kim ki Ramazan ayını oruçla ikame ederse, ama burada iki şart var. Bir, evet, farziyetine inanarak. İki, vahtisaben ücretini de yalnız Allah'tan bekleyerek yaparsa geçmiş günahları affedilir. Cennetin anahtarı oluyor bir yandan da hocam. Budur. İnan budur. Düşün, Ramazan ayı geldiği zaman İmam-ı Şafii Hazretleri ne yapardı? Kitaplarını kaldırırdı. Derdi bu ay Kur'an ayı. Bu ay oruç ayı. Bu ay Ramazan ayı. Arkasından İmam Malik Hazretleri ne yapardı? Ramazan ayında ders halkasını dağıtır, içe dönük bir çalışma yapardı. İçe dönük bir çalışma yapardı. Niçin? Öyle kıymetli günlerden geçiyoruz ki Kur'an'ın bir harfine bin hasene var. Önümüzde öyle bir gece var ki bin aydan daha hayırlı.
Evet. Rabbim o gece ihya etmeyi nasip eylesin inşallah. Hocam birden burada bir virgül atarım inşallah. Evet, inşallah. Böyle izleyicilerimizin hem gönlüne hem bilgisine hitap ediyoruz. Böyle aradan da ufak ufak böyle ezgiler ilave sıkıştırmaya çalışıyoruz. Böyle biraz değişiklik olsun, toparlansın diye. İnşallah çok güzel. Evet. İnşallah yana yana yanıyorum diye bir tane son albümümüzden bir ezgimiz var. Arkadaşlarımız onu hazırlarsa inşallah. Bizleri izleyen değerli izleyicilerimize yana yana yanıyorum ezgisini inşallah hediye etmiş olalım.
aklımda yürüyenlere, Allah'ı bırakıp putları sevenlere, uyarıcı oldu Muhammed Mustafa. Muhammed, Muhammed, Muhammed Mustafa, nuri çeşmin gönüllerde sevk-u sefa. Adına hep yazıldı onurlu mushafa, ehl-i beyte binlerce can olsun feda. Muhammed, Muhammed, Muhammed Mustafa, nuri çeşmin gönüllerde zevk-u sefa. Adına hep yazıldı onurlu mushafa, ehl-i beyte binlerce can olsun feda. Olunuz olsun. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, hocamla bugün Ramazan ve sabrı konuşuyorduk. Gerçekten orucun bize kazandırdığı mükafatlar sabırla birlikte öyle bir büyük, öyle bir büyük, öyle bir büyük ki emin olun anlatmakla bitmiyor. Biz burada bir virgül atacağız. İnşallah reklamlardan sonra kaldığımız yerden hocamla birlikte devam edeceğiz. Kaçırmayın, o mükafatları muhakkak öğrenin. Değerli izleyiciler, bugün iftar vakti programımızda Şehit İmam Hatibi Alişen Hocam'la birlikte Ramazan ve sabrı konuşuyorduk. Konuşurken önemli bir yere geldik. Mükafat, oruç tutanlara verilen mükafatı böyle bahsettik. Sonra dedim böyle oruç tutmayanlar bu mükafatları duydukları zaman öyle bir pişman olurlar. Ya keşke biz de oruç tutsaydık da bu mükafatlara nail olsaydık diye böyle işlerinden geçirirler. Peki oruç tutanlar bu mükafat için mi tutacak? Yani ben oruç tutuyorum ama cennete gireceğim. Hocam, yani mükafat için değil aslında yani tuttuğumuz oruç. Mükafat bir anlamda bonusu mu oluyor hocam? Teşviktir. Evet, teşviki oluyor. Allah Azze ve Celle insanları teşvik etmek için mükafat olarak ne yapmıştır? Mükafatı hedef olarak koymuştur. Ama o mükafata yürüyen aslında Allah'a yürümüştür. Yani bir insan... Mükafatı emreden kim? Allah. Allah. Mükafatı Allah. Verecek kim? Allah. O zaman hemen yani aynı kişi, kapıya gidiyor. Kişi evet. Cenneti kazanma veya cehennemden uzaklaşma için de ibadetlerini ifa edebilir. Ama niyetin zirvesi Allah razı olsun, benim için gerisi önemli değil. Abi, ama yani dese ki ya hocam... Ben cehenneme girmemek için namaz kılıyorum dese doğru söylemiş. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Çünkü sonuçta cehennemi yaratan Allah'tır. Kendisine itaat edilmediği zaman insanı cehenneme koyan Allah'tır. Biz cehenneme girmemek için ibadet ettiğimiz zaman aslında Allah'ı gadaba getirmemek için onu yapıyoruz. Cehennemde sahibi Allah. Aynen, aynen, aynen. Şimdi değerli hocam, Ramazan'la ilgili bir Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hem tehdit hem de müjde içeren bir hadisini söylemek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün minbere çıkıyor. Minbere çıkarken birinci adımda amin der. İkinci basamakta amin der. Üçüncü basamakta amin der. Sahabe-i kiram tahayyür eder. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam amin der ama sebebi ne? Biri sorur der ki ya Resulullah birinci basamakta amin dediniz. İkinci basamakta amin dediniz. Üçüncü basamakta amin dediniz. Ama biz bir şey görmedik, duymadık. Bu aminin sebebi ne? Der ki Cebrail aleyhisselam geldi. Birinci basamakta şöyle buyurdu. Ramazan ayına ulaşıp da kendisini affettirmeyenin burnu yerde sürünsün. Yani helak manasında. Burnu yerde sürünsün. Burnu perişan yerde sürünsün. Olsun. Perişan olsun gibi. Veya kıyamet günü burun üzere sürüklenerek cehenneme atılsın. Ramazan ayına ulaşıp da
kendini Allah'a affettirmeyen. Yani Ramazan ayı öyle bir mübarek ay ki Allah affetmek için bahane arıyor. Bahane arıyor. Bizim beyefendi bu bahanelerden birine sarılmıyor. Orucu bir tarafa atıyor. Orucu umursamıyor. Bu zamanda da bu geçmiş tarihlerin veyahut da bundan asırlar önceki emirleri mi uygulayacağız gibi havayla yaşıyor. Yaşıyor. Bir anlamda inkar gibi. Burnu yerde sürülsün. Programın başında sizler şöyle buyurdunuz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten azat olan Ramazan ayı. İşte Allah Resulü rahmetin coştuğu, mağfiretin coştuğu, Allah'ın kullarını affettiği şu Ramazan ayına ulaşıp da o aya şahitlik yapıp o ayda yaşayan insan eğer o ayın bereketinden istifade edip Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmeyip kendisini Allah'a affettirmiyorsa kendisi için bir tehdit var. Kendisi için bir tehdit var. Ama yapan için de bir mükafat ve müjde var. Yani ey Ramazan ayına ulaşan kul, sen gündüzleri oruçlu, namazınla, teravihinle, mukabelenle, duanla, istiğfarınla, işte fakire el uzatmanla ne yapabilirsin? Bu ayın bereketinden ve feyzinden istifade edebilirsin. Ve öyle bir bereket ki kendini affettirirsin. Şimdi düşün. Geçmişte işlemiş olduğun bütün günahlar sıfırlanıyor. Bitti. Sıfır kilometre. Bitti. Bunu bizzat masum olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam haber vermiş. Kim Ramazan ayının mükafatına, Ramazan ayının farziyetine iman ederek, orucun farziyetine iman ederek ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek ikame ederse geçmiş günahları affolunur. Bu müjdelerden uzak duranların vay haline. Vay haline. Yani biz inanın bunları söylerken şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz içinde eğer oruç tutmayan varsa kardeş daha bugün rahmet günlerinin son günü, 10. gün. Evveli rahmet ya. Biz rahmeti bugün inşallah bitiriyoruz. Ama ümidin var olsun. Önünde daha 20 gün var. Bu 20 günde 10 günü mağfiret, 10 günü ateşten azattır. Gel bugün bir tevbe et. Sahura kalk. Orucunu tut. 5 vakit namazına başla. Namazını ikame etmeye çalış. Tevbe, istiğfar, zikir, tesbih, duayla şu Ramazan ayını ne yap? Dolu dolu geçirmeye çalış. O mükafatlar senin için de vardır. O mükafatlar senin için de vardır. Ya üstad, Allah insanı affetmek için bahane arıyor. Düşün, şöyle buyurur. Allah tevbe edenleri sever. Allah, düşün, bir kul Allah'a isyan etmiş, baş kaldırmış, günaha düşmüş, nefse uymuş. Nefse uymuş, sonra gelmiş rahmet kapısını çalmış. Allah Azze ve Celle kulundan vazgeçmiyor, ona kapıları açıyor, bir de ona muhabbet duyuyor. Benim bu kulum hatasının farkına vardı, gelip benden özür diledi, benden bağışlanma diledi. Büyükler affeder. Evet. Allah-u Teala yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi. Açılan eli boş çevirir mi? Haşa. Yeter ki kul elini açmayı bilsin. Aynen. Biz elimizi açmayı unuttuk. Aynen. Hocam. Evet. Şimdi insan, sonra mümin ve Müslüman kardeş, dinini öğrenme konusunda azami gayrete gelmeli. Azami gayrete gelmeli. Çünkü dünya fani. Bizim için takdir edilen bir ömür var. Takdir edilen bir ecel var. Ve o ecelin her an gelmesi mümkündür. Bilemiyoruz. Bize o saat gayip. Hocam ecel, şu anda eceli yaşıyoruz. Herkeste bir korku. Korona bana bulaşmasın. Kendimizi korumaya çalışıyor. Yani o ecel korkusu. Bu aslında bir anlamda ölüm korkusu. Her gece böyle rakamlar da yayınlanıyor ya.
işte 100 kişi öldü, 200 kişi öldü, şurada 1000 kişi, şurada 3000 kişi, insanlara böyle bir korku şeyi taşıyor. Vallahi korkunun ecele faydası yok. Yok. Gelecekse gelecektir ama sen hazır mısın? Asıl mesele o. Şimdi Ömer hocam, ölüm Adem aleyhisselamdan önce de vardı. Bu çok önemli. Yani mümin şuna inanır. Ölüm bugün başlamadı. Ölüm bugün kapılara dayanmadı. Yani Covid-19 gelmeden önce de ölüm vardı. Ve mümin bilir ki ölümün bir eceli, bir saati, bir günü var. Bir sebebi var. Covid gelmezse de ecel ve sebep cem ettiği zaman kişi ölüm şerbetini ne yapar? İçer, ölümü tadar. Dedim ki Adem aleyhisselamdan önce ölüm vardı. Tabi bizden önce, yani insan neslinden önce yeryüzünde kimler yaşardı? Cinler yaşardı. Ve cinler de bizim gibi ölümlü varlıklardır. Değil mi? Allah Azze ve Celle ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurduğu zaman meleklere dediler ki ya Rabbi, yeryüzünü fesada boğacak, kan dökecek bir varlık mı halife olarak yaratacaksın? Demek ki haberleri var meleklerin. İnsandan önce bir varlık gelmiş, adı cin. Ve o cinler yeryüzünü mesken edinmiş. Mesken edinirken birbirine karşı ne yapmış? Kan dökmüş. Kan dökmüş, yeryüzünü fesada boğmuş. Allah'a itaattan çıkmış. Hatta diyor, şeytan aleyhillâhnenin kibre düşme sebebi o. Yani meleklerle birlikte bu yeryüzünü fesada boğan cinleri cezalandırmak için yeryüzüne iniyor. Biliyor musunuz? Meleklerle birlikte yeryüzünü fesada boğan cin taifesini dağlara ve deniz ortasındaki adalara sürünce dönmüş demiş ki ya ben neymişim ya, bak yeryüzünü bunların şerrinden bile ne yaptım, temizledim. İşte Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünün halifesi olarak yaratırken o geçmişteki kibri yeniden ne oldu? Yeniden kendisinde harekete geldi. Ebe ve stekbara ve kâne minel kâfirîn. Allah Azze ve Celle meleklere Adem Aleyhisselam'a secde edin dediği zaman hepsi secdeye kapandı, kendisi kapanmadı. Niye? Onu hatırladı. İşte yeryüzünü fesada boğan cinleri ne yapmıştım? Emrindeki meleklerle birlikte helak etmiştim. Yeryüzünü temizlemiştim. Topraktan yaratılan bir varlığa ben nasıl hürmet edebilirim? Nasıl secde edebilirim? Nasıl saygı gösterebilirim? Şimdi hocam, orucun faydasına bak. Hani bazen deriz ya, aç kalıyoruz. Şimdi Adem aleyhisselam cennette bütün ağaçlardan yemesi konusunda serbest bırakıldı. Ama bir konuda şu ağaca yaklaşma dendi. Değil mi? Emreden Allah. Emreden Allah. Allah Adem aleyhisselam'da cennette imtihanı öğretiyor. Helal ve haramları öğretiyor. Yani benim izin verdiklerimi yiyeceksin. İzin vermediğim konuda da ne yapmayacaksın? Yaklaşmayacaksın. Adem aleyhisselam Allah'ın izin vermediği ağaca yaklaştığı zaman ne oldu? Cennetten yeryüzüne gönderildi. Şimdi biz de oruç tutmayan kardeşlerimize şunu hatırlatıyoruz. Bakın, babamız Adem aleyhisselam bir yasak ağaçtan bir defa annemizle birlikte, Havva annemizle birlikte yedi. Allah'ın emrine karşı, yemeyin emrine karşı bir zelle işledi. Ve o zelle onların cennetten yeryüzüne atılmasına sebep oldu. Şimdi cennetteki biz huzurdan çıktılar, zorlu olan dünyaya geldiler. Evet. Aman ha aman, oruç tutarak bizi Allah'ın huzurundan kovulmayalım. Kovulmayalım. Yani Allah'ın bize Ramazan ayında yaklaşmayın dediği yemeye, içmeye ve şehvete yaklaşmayalım. Onun emirlerine itaat edelim. Değerli hocam, ben değerli kardeşlerimize şu tavsiyeyi yapıyorum. Biz Allah'a inandık.
yerlerin ve göklerin sahibinin Allah olduğuna iman ettik. Amen. Yerde ve gökte, dünya ve ahirette olacak her şeyin meliki, maliki, sahibi Allah'tır. Evet. Tabii ki hastalıklara karşı kişi tedbirini alacak. Ama hastalık geldiği zaman da orucun kendisine öğrettiği sabrı kuşanacak. Orucun kendisine öğrettiği sabrı kuşanacak. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek ne yapacaktır? Allah'ın takdirine rıza gösterecektir. Bela ve musibetler imtihan içindir. Bela ve musibetlerinde Allah'a iltica eden kazanacaktır. Ama iltica yerine serzenişte bulunan, niçin oldu, niçin geldi diyenler de başını örse vuracaktır, Allah muhafaza. Allah Azze ve Celle Ramazan ayımızı hakkımızda, tüm ehli iman hakkında hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin. Amin. Abi hocam, tabii sohbet açıldıkça açılıyor. Bize ayrılan bir süre var. İftar vakti yavaş yavaş yaklaşıyor. Bu gece bizimle birlikte oldunuz. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. İstifade ettik. Aslında ben teşekkür ederim. Böyle rica bir ederim. Fırsatı verdiniz. Rabbim Azze ve Celle şu güller hürmetine bizleri, sizleri, tüm sevdiklerimizi ve gönül coğrafyamızı her türlü hastalıktan, beladan, musibetten, dünyevi ve uhrevi fitnelerden muhafaza amin. Eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Amin. Değerli izleyiciler, bugün Şehit İmam Hatibi Alişen hocamız bizimle birlikte oldular. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar cumartesi pazar günü iftar vaktinde sizlerle olacağız. Hafta içi diğer kardeşlerimiz inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Bugün sabrı konuştuk. İnşallah sabrı hayatımızın tamamına Ramazan'dan sonra da yerleştiririz. Ramazan'da kazandığımız güzellikleri bir tarafa değil, hayatımızın 12 ayına inşallah yaymış oluruz. Programımızı son bir ilahiyle bitirelim. İnşallah bu ilahiyi şu anda ekran başında bizi izleyen değerli, kıymetli izleyicilerimize hediye etmiş olalım. Yana yana yanıyorum. Alalım Okan.
Kenton kabartma tozuyla tüm ailenin iştahını kabartan Ayşe Hanım gururla sunar. Kenton pudingle evde yüzleri güldüren İpek Hanım gururla sunar. Kenton trileçe ile ev halkından tam puan almayı başaran Elif Hanım gururla sunar. Mutfakta en büyük yardımcınız Kenton ürünleriyle birbirinden pratik ve leziz tarifleri hazırlayın. Misafirlerinizi gururla sunun. Kenton ürünleri Ramazan ayına özel indirimli fiyatlarda Ayşeoğlu Devgros'ta. Devgros iftar vakti programını sundu.